Şimdi Ramazan geliyor ama Ramazan gelecek 30 gün, 29 gün neyse oruçlu geçireceğiz. O zaman şimdiden biraz hörgücü dolduralım anlayış oluyor Şaban ayında. Bu ne kadar yanlış bir şey. Bu ne kadar yanlış bir şey. Ramazan geliyor diye nefisler, bedenler Ramazan'a hazırlanması gerekirken insanların gafletine bir bakın. İnsanlar nasıl olsa 29 gün bir şey yemeyeceğim. Yemeyecek sanki ölecek. Sanki ölecek. Yemeyeceğim diye Şaban ayında biraz daha fazla boğaza önem verdiklerini görüyoruz. İnsanlar diyor işte biraz sonra Ramazan diyor. Şöyle şey yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Ne yapalım? Mideleri dolduralım. Yani stoklayalım. Ya Ramazan'da ölürüz kalırız filan. İlkesinde korkusu bu. Ya ölse kalsa ne olacak? Değil mi? İşte insanların gafleti bu kardeşlerim. Gaflet içerisinde olmanın en büyük sebebi bu. Amellerin Allah'a arz olunacağı bu Şaban ayını ihya etmemiz aslında gelmekte olan Ramazan ayının bizim için bereketli geçen habercisidir. Yani Ramazan ayını oruçlu geçiren bir Müslüman, Şaban ayını oruçlu geçiren bir Müslüman, Şaban ayını Kur'an'la geçiren bir Müslüman, Şaban ayını zikirle geçiren bir Müslüman, Şaban ayını duayla geçiren bir Müslüman, Şaban ayını istiğfarla, tövbeyle geçiren bir Müslümanın Ramazan'ı da daha da bereketli geçecektir inşallah. İşte bizler Ramazan'a daha gelmedik ama gelecek olan Ramazan'ın bizim için bereketli olmasını istemiyor muyuz? İstiyoruz. Öyleyse Şaban ayından ne yapmamız lazım? Şimdiden hazırlığımızı yapmamız lazım. Çünkü kardeşlerim Allahu Teala değer vermiş bu aya. İbn-i Recep el-Hanbeli diyor ki hiç şüphesiz Allahu Teala'nın bazı ayları diğerlerinden üstündür diyor. Allahu Teala bazı ayları. Bak Şaban değil mi? Diğer aylardan üstün. Ramazan hepsinden üstün. Şimdi bunlar üstünse üstün olan bu aylarda yapılan ameller insana, insanın ruhuna daha çok gerekmiyor mu? Daha çok lazım bize. Çünkü Allah katında bu ayların, bu zamanın bir değeri var. Zamanların değeri var. Allahu Teala zamanların içerisinde Şaban'ı, Ramazan'ı değerli kılmış. Değerli kılmış. Öyleyse biz bugün Allahu Teala'nın değerli kıldığı bu ayları en güzel şekilde nasıl ihya ederiz, değerlendiririz? Bunun araştırması içerisine girmemiz lazım kardeşlerim.